Beşiktaş döneminde başlarda yani Beşiktaş döneminin ilk haftalarındaki planını dinleme fırsatı bulmuştum. Mesela o kadroda işte Enkudu sol açık diğer bir sağ açık gibi görünüyordu Beşiktaş'ta. Diğer bir biraz daha Vişça modeli hani eğer ki soldan geliyorsa top ceza sahası içinde o gol vuruşuna destek olabilecek birisin. Diğeri de çizgiye basacak. Zaten vakeme çizgiye basarak oynuyor. Vişça'nın da süper ee, süperlikteki kariyerine baktığınızda hem, assist, hem de gol sayıları toplamda 20'yi geçen yıllar üst üste 20'yi geçen bir performansı ortaya koyabiliyordu. Aslında hocanın tam kafasındaki plan da bu anlamda yani o kadro mühendisi dediğimiz yerde de oturmuş oldu. Vişcan'ın da zaman zaman maliyeti belki soru işareti yarattı ama Herhalde şu andan itibaren sakatlanması sakatlanmış durumda. Cervinho sakatlanmasaydı alacak mıydı bizce sence Trabzonspor? Ben Wish'in Cervinho'dan daha faydalı bir Konu o e, oyuncu değil. tipi olduğunu düşünüyorum. Konu düşündüm. o değil. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bence da almayacaktı. Yani bu bir mecburiyet oldu evet. ama her şerden bir hayır doğdu. Evet. Yani Cervinho sakatlığı Trabzonspor için mecburi bir transfer getirdi. En doğru oyuncuya gittiler. Para vereceksen Edin Visca gibi oyuncuya Aynen. vereceksin. Konuşmanın başında bir şey söyledin sen. Dedin ki şampiyonlukta rakibini de yenerek Trabzonspor aslında kadro kalitesi olarak Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki rakibi olması beklenen iki tane takım varsa biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş. Onlar piyasada yok. Konyaspor mağlup olmasına rağmen çok çok başarılı bir sezon geçiriyor. Evet. Kadro kalitesi anlamında Trabzonsporla aynı yarışın içerisinde olması bile yeter. Yani çok şimdi Marek Hamšík bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Maradona'nın yanında fotoğrafı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Edin Visca'nın istikrarına Türkiye'de kaç tane kanat oyuncusu sahip? Bugün çok enteresan bir şey var. Baliç Hocam çok güzel bir şey söyledi. Santrafor gibi, ikinci Santrafor gibi geliyor golü atıyor. İlk golde Cornelius'un hazırladığını attı. İkinci golde sağda Canini var ama altı pastan atan yine Edin Visca. İkinci Santrafor gibi gelmek değil sadece mesele. Doğru yere gitmek de çok önemli. Doğru yerlere gidiyor. Galatasaray maçında hatayı kovaladığı yer başka. Bugün ikinci golü attığı yer altı pas. İlk golde yine doğru yerden geldi. Harika bir çalım var. Futbolun bütün Kasımpaşa doğruları. Maçı. Kasımpaşa maçı. Edin Visca da toplanmış zaten. Geçiş oyununu çabuk oynuyor. Kapanıyor rakibin. Çabuk oynuyor, doğru oynuyor, açıyor, boş alan yaratıyor. E geliyor Dorukan'ın yanına yardım ediyor. Modern futbolun kanıt oyuncusu Edin Visca çünkü. Aynen öyle. Modern futbolun kanıtı. oyuncusu. Herkes ondan tarzım, arıyor. Spor. Bak, Vakaeyama Vakaeyama ne kadar yetenekli olursa olsun. Bir yerde İşin savunma kısmına dokunmak zorundasın. Çünkü futbol artık bunu gerektiriyor. Yarın şampiyonlar ligi oynamak nasip olursa Trabzonspor'a. Evet. Bu yönünü geliştirmek zorunda bakayım. Tabii Trabzonspor'da kalırsa. Bu bir mecburiyet artık. İstediğin kadar yetenekli ol. Edimvisçe yeteneğini temposuyla, dayanıklılığıyla birleştirmiş bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu ve bir iddiada bulunayım. Tabii hiç öğrenemeyeceğiz. Sezona Trabzonspor'da başlamış olsaydı Trabzonspor'un en güçlü gol kralı adayı olurdu doğru olabilir yani. Olabilir. Son 4 haftadaki performansı Trabzonspor Böyle gol atıyor çünkü. Kenar oyuncularının pozisyona sokarak atıyor. Eğer sezona başlamış olsaydı Trabzonspor'da ciddi bir gol kralı adayı olurdu. Çünkü evet. gol kralı sayılarına bakınca onlarda, 11'lerde, 12'lerde gidiyor. Şu ana kadar kaç golü var bilmiyorum Emin için ama Başakşehir'de ilk yarıda çok gol atmadı. Ama çok daha çok asist tarafındaydı. Asist tarafındaydı. Asist, evet. Ama bu sefer işin gol kısmında ciddi ciddi var. Evet ki hani şöyle son dört karşılaşmasına da baktığımız zaman Edin Viscanın olmadığını düşündüğümüzde e, Trabzonspor'da belki de bu kilidi çözebilecek açabilecek bir e, durum ortaya da çıkamayacaktı yani Galatasaray maçına son dakikalarda o gol atması Kasıpaşa maçında muazzam bir gol vuruşu evet. bugün keza ile e, Ocak kimi oynatacaktı? Abdülkadir orada orada Ömür'ü oynatacaktı ama orada girmiyor işte Şöyle saat. söyleyeyim o da orada oynadığı zaman Çekat edip çok iyi işler çıkardı zaman zaman sezonun ilk yarısında. Yani gol attı, kazandı Trabzonspor falan. Abi o farklı bir oyun, farklı bir hikaye getirebilirdi Abdülkadir Ömür de ısrarla orada oynasaydı. O zaman da Göbekte farklı bir oyuncu oynatacaktın. Tabii. Ne evet. olacağını bilemezsin ama Misca tarzı bir oyuncu değil ki Abdülkadir Ömür zaten. Ya bu arada o farklı bir oyuncu. Koytay'ı bir kenara bırakalım. Ee, belki İsmail Köybaşı ki oynadığı karşılaşmalar da oldu bu sezon. Bunun dışında bu sezon yaptığı bütün transferler nokta oldu Trabzonspor'un. Var mı üzerinde soru işareti olabilecek? Geçen seneden oyuncu? beri, geçen seneden beri yapılan bütün transferler, mesela Denswil göz alıcı bir performansı yok. Ama şu anda Trabzonspor'un stoper meselesini idare ediyor. Evet. Açıkçası. Görünen o ki olmadı. Şampiyonlar gidiyorlar. Evet. Bu arada 8 gol 8 asistlik bir performansı var bu sezon genelinde. Edir en çok gol atandı. 12 attı galiba. Yine bir gol kralı adayı E, Tabii ki yani yıllardır zaten o. Gol artı asist sayısı hep 20'nin üzerinde. Yıllardır da böyle bir İstikrar. e, istikrarı var. İstikrar e, hocam siz aslında Edimlişçe ilk geldiğinde e, size sormuştum. Sadece Hı -hı. şuraya bir parantez açmıştınız. Başakşehir'deki kariyerinde çok fazla baskı altında değildi. E, burada belki bu bir dezavantaj olabilir mi diye ama hani ilk başında zaten direkt skora dokunmuş olması herhalde o baskıyı atması ve devamında da yine bunu e, getirmiş olması artık edinmişçe da e, herhalde baskının beysi yoktur. Kesinlikle kaldırdı. Zaten ilk iki hafta hatırlarsak bir Sivas maçı vardı. Evet. Karlı hava zor bir şartlardır. Yani orada biraz zorlasa da sonuçta ilk iki hafta belki istediği gibi olmadı ama sonra dediğin gibi özellikle bu Galatasaray maçından sonra artık bu saatten sonra artık o baskıyı kaldırmıştır. Taraftarı da çok destek oldu zaten. Çok sevdiler. Bundan sonra ben Vichia devam edecek. Bu performans devam edeceğini düşünüyorum. Evet yani en azından sezon kalan bölümüne damga vuracak. Kafasında şöyle bir soru işareti oluyor mudur? Mesela çok yıldız oyuncu var. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe'de hani Başakşehir'de çok yıldız oyuncu var. Kafasında kötü oynarsam bir sonraki maç oynamam diye bir e, herhangi bir soru işareti evet. var mı? Yok yok. Bence teknik direktör oyuncu uyuşması, kimyasını tutması çok önemlidir. Yani bir teknik direktörle oyuncu arasındaki diyalog Karşılıklı birbirinin ne istediğini bilmek çok önemlidir. Edimvisya Abdullah Avcı arasında böyle bir kimya var. Kesinlikle. Yani kötü iki maç oynadı Trabzonspor'a ilk geldiği zaman. Hiç ben kesik yerim gibi bir telaşesi olduğunu düşünmüyorum mesela. Oynamaya devam Tabii. ediyor. Ayağına Asla vazgeçmesin. Ayağına kramp girmediği sürece. Asla vazgeçmesin. dinlendirmek için ya da alkışlatmak için. Onun dışında bu tip oyunculardan vazgeçmiyor. Bir tane tartışılan yıldız oyuncusu yok Trabzonspor'un. Bir tane. Bakasetas oyundan çıkıyor. Çok iyi oynadığı bir maç ama yüzünde mutluluk ifadesi var. Yani bundan rahatsız olmuyor. Edin oyundan çıkıyor. Niye çıktım demiyor. Yani evet. yıldız oyuncular bulundukları yerde mutluysa fark yaratırlar. Erkut, Trabzonspor'daki fark buradan geliyor önce. Bir tane tartışılan yıldız oyuncusu yok. Ne kendi camiasında ne dışarıda. E kim sağladı? Ya, tamamen ben sağlamadım zaten. herhalde burada konuşarak. <laughs> Abi, e yapıyor yani mesela? Ya Erkut Kocaman'ın güzel bir sözü vardır ya teknik direktör takımı diye böyle bir tanımlaması vardır. Tam herhalde teknik direktör takım diyebiliriz Trabzonspor. Yıldızları çok iyi yıldızları idare ediyor. Yıldızları da tabii yani. ki öyle yıldızları ama çok iyi idare ediyor. E, o o yıldızları da belli bir plan dahilinde yani hem geçen sezonun belli bölümünde hem de bu sezonda e, üstün biçimde oynatmayı başardı Abdul Hoca. Şimdi e, herhalde yaylaya çıktı, değil mi? Trabzonspor. Zaten yayladaydı. <laughs> yayladaydı. Abi biraz daha yukarıya çıkalım dediler herhalde <laughs> mangal yapmak Bayağı için. Bayağı oradaki yukarıya şey resim daha küçük görünmeye başladı Erman şimdi <laughs> Tabi arkadaşlarımız da bugün ve dün Trabzon'daydı. Yani bize o kadar güzel bilgiler aktardılar ki e, Türk Hava Yolları ek seferler koydu hocam. Hmm. Trabzon dışından gelecek taraftarlar için. E, şu anda herhalde bayram yeridir. Varsa görüntülerde arkadaşlarımız e, canlı olarak da birazdan ekrana getirebilirler. Muazzam bir e, durum e, söz konusu olabilir orada. E, biraz o havayı merak ediyoruz. Ben Arman. Şuna inanıyorum. Çok mesela sönük demeyeyim ama biraz pandemi etkisiyle biraz hep şampiyonlukların belli takımların dışına çıkmamasıyla şampiyonluk kutlamaları konusunda biraz coşkusu düşük zamanlar geçirdik biz. Sanırım Trabzonspor'lu evet. bu hikaye bitecek. Yani çok sağlam kutlayacaklar. <laughs> Türkiye'nin her yerinde. Trabzon'dan görüntüler verebilirsin ama şampiyonluğu ilan ettikleri gün sanırım Türkiye'nin dört bir yanında inanılmaz farklı şampiyonluk kutlamaları görürüz biz. Büyük coşkuyla. Bir yani. de uzun sürecek tabii. herhalde. bu. Birkaç yani. gün, aynen öyle. Birkaç <laughs> yani gün süreler kesin. Yani son hafta şampiyon olmayacağı için mesela Beşiktaş'ın şampiyonluğu geçen sezon son hafta geldi. Son evet. saniyelerde geldi artık yani, ama evet. Trabzonspor muhtemelen daha erken. Hazırlık yapabilirler diyorsun. Evet. İlan edeceği için bu haftalar sürecek bu e, şampiyon coşkusu. E Bir taraftan da tabii önümüzdeki sezonun da hazırlıklarını da dile getirmişler. Bir de kaç sene oldu o şampiyon olmaması? Bayağı, bayağı bir olmuş. 28 evet. yıl 37 mi? Yani. 38, 37 yıl olmuş. Evet. Oo bayağı uzun. Yani bu kadar bekledikten sonra da böyle bir şampiyon e, yani. zaten artık. Açık e, hak ediyorlar gerçekten. Açık ara gidiyorlar. Ya bu arada tabii e, aslında buraya da bir anda da gelmedi Trabzonspor. Yani hem Ünal Karaman'ın takımını hem e, Hüseyin Çiftçili takımını da burada değerlendirmek gerekecek. Maçı izlerken önceki haftalarda da konuşmuştuk Erman Selin'le. Yani işte Edgariye, Vitor Hugo ikisinin birden geçtim. Bir tanesi o Sörlotlu sezonda olsa belki ya da Hüseyin Hoca ile Ünal Karaman'da çalışabiliyorsa o sezonda Başakşehir'di. Trabzonspor şampiyonu Trabzon Trabzonspor'un yıllardır biraz sabrı eksik bir camia olduğu için şampiyonluğu kaçırdığı ya da başarısız olduğu sezonlarda takımın genelde komple yenileme hatasına düştüğünü çok gördük. Yani işler kötü gitti mi Trabzonspor tüm kadroyu en azından güçlü kabul edebileceğin 7-8 oyuncu hep değiştirdi. Abdullah Hoca geldiği andan itibaren Sezon bitti ama bu takımın omurgasını korudular. Doğru eklemeleri yaptılar bu takıma. Doğru transferleri yaptılar. Mesela Berat hamlesi geçen sene yapıldı ve çok çabuk tuttu. Doğru bir hamle. Vitor Hugo ile Edgar Yeden vazgeçmediler tamam. Biraz da Burcan'dan vazgeçmediler. Burcan'dan vazgeçmediler, Burcandan vazgeçmediler mi yoksa mecbur mu kaldılar bilmiyorum ama evet doğru. <laughs> Bruno eklemesini yaptılar. Bruno Perez doğru hamle oldu. Cornelius'u ya Sörlot'tan sonra kolay değil bir takımın santraforu oldu. Tabii ki. Yani Sörlottan sonra da iyi iş çıkardı Cornelius. Kesinlikle. Kim getirdiyse bu da bir transfer başarısı. Abdullah Hoca kadar Ahmet Ağoğlu'nun Trabzonspor'da yaptığı her hamlenin karşılığında bu farkın oluştuğunu Aynen söylemek yani. lazım. Aynen katılıyorum. Yani, yani sadece hoca üzerinden okuyoruz. Elbette ki sahaya çıkartan, performans alan Abdullah Avcı ama aynı doğru görüşte giden ve hocanın sözlerine göre transfer yapan başkanı da kutlamak lazım. Türkiye'de birçok kulübün başkanı kendi kafasına göre Ked iş bravo. yapıyor. bravo. Evet. Yani Olur. hocaya sormuyor. Kafasına göre iş yapıyor. Bak hoca üzerinden gidenin farkı burada. Bir de ne hocalar elinde. Yani hem ne hocalar. Yani işte evet. ne bileyim Şenol Güneşe Kagava'yı aldık hocam demişti o zaman Beşiktaş yönetimi. Evet. Ya da işte e, Fatih Hoca'ya Snyder'ı aldık hocam durumu ortaya çıkmıştı belki de yani. Drogba. Hani Drogba. Yani tabii ki iyi hoca onları oynatır da e, Trabzonspor'un resmi paylaşımı bu tarafta galibiyetlerin en görkemlisini, zaferlerin en yücesini, bu taraftar her şeyin en güzelini hak ediyor şeklinde bir paylaşım bugüne gerçekten muazzam bir atmosfer vardı ve bu atmosferden de bir rakip takımın çıkması pek kolay değildi değil hocam? kesinlikle ya. yine de iyi mücadele etti bence. Ha, mücadele etti tabii bir de ben de şöyle bir şey baktım dedim ki keşke biz biz bu statlara falan oynasaydık böyle bu o zaman bizim dönemimizde pek şey olmadı Tabii. böyle bu kadar mükemmel stat bu kadar. Ya vardı birkaç tane ama yine de böyle gerçekten ama bugün de taraftar muhteşem zaten. Ondan ama şöyle bir şey de var. Tabii Trabzonspor'un sonuna kadar şampiyonluğu hak ettiğini söyleyebiliriz oynadığı oyunla. Ama yine de unutmamak lazım. Acaba sene diyelim ki bu sene şampiyon oldu da sene yine bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu kadar geride kalır mı acaba? Yani o olsaydı, arkasında gelseydin acaba Nasıl olurdu? Çünkü daha önce ben bir kere söylemiştim. Trabzonspor'un biraz böyle arkadan işte takımlar yani kafa kafaya gittikleri zaman işte son haftalara bazen o baskıyı kaldıramıyorlar falan. Tabii müthiş bir kadrosu var. Belki o tecrübeyle yine kaldırabilirdi ama e, onu da merak ediyorum yani. Tabii 2.4 puan ortalaması hali hazırda. Şu an 25 maçta 60 puan toplamış durumda. Bu 2.4 de şampiyonluk da çok üzerinde aslında hocam e, baktığımızda. Edinvişcan'ın açıklamaları. Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Konya'nın güçlü olduğunu ve kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftarımız bize 90 dakika destek verdi. Mutluyuz. Cornelius bana müthiş asist yaptı. Tony de aynı şekilde çok iyiydi. Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Hep diyorum benim için gol asist değil galibiyetler önemli. Her hafta böyle konsantre devam etmek istiyoruz diyor Edinvişcan. Bugün attığı iki golle maçın yıldızlarından biri oldu. Bu arada şöyle bir durum da var. Hani gelen anlamda şampiyon olan takımların sezonlarına baktığımızda işte sen hep söylersin Erman, Kareas. Evet. Bir işte dört oyuncu sayabiliriz mesela. Sanki Trabzonspor'da belli periyotlarda işte mesela bir dönem Canini sırtladı bu takımı. Bir dönem Vakiyeme evet. sırtladı. Abdülkadir Ömür Asetes. çok iyi çıkardı. Ömür keza öyle. Evet. Ee, hani... Cervinho'nun mesela kazandırdığı karşılaşmalar var. Uğurcan'ın kazandırdığı maçlar var. E Hugo'nun, Edgar Yen'in vesaire bu tip oyuncuların kazandırdığı maçlar var. Berat'ın çok iyi oynadığı bir sekans var. Yani o kadar çok oyuncu aslında e, bu sezona damga vurdu ki daha doğrusu dokundu diyelim. Evet. Ya Erman çok güzel söyledi biraz önce. Yani yapılan transfer eğer gerçekten bir hocaya güveniyorsanız... E, burada da gerçekten Trabzonspor yönetimi tebrik etmek lazım. Yani nerede... Hangi oyuncuyu alması gerektiğini bunu eğer böyle bir şey yapıyorsanız ve gerçekten hocaya güveniyorsanız o zaman olacağı bu yani çünkü hepsinin yani senin dediği gibi nokta transferleri yaptı evet. işte Cezinho olmadı Vizca'yı getirdi onun yerinde işte bir sürü dediğin gibi işte giren oyunculara bakıyorsun yani çok fazla aratmıyor yani çıkan oyuncular yani öyle bir de erken, öyle... erken aynı yani öyle sezon bitmeden Mare Kamşik de anlaşmıştır Trabzonspor. Kesinlikle. Spor. Daha Avrupa bitmeden... Şampiyonası oynanmadı. Evet, Cervinho ile evet. anlaşmıştı yani. Bu da çok önemli. Yani sezon öncesi kampında bu oyuncuların hepsi Şimdi e, takımda yer aldı. Ne hikayeler biliyoruz. Takımın ismini söylemeyeyim. Teknik direktör antrenmana geliyor, tanımadığı bir oyuncu antrenmanda. <laughs> o yüzden diyor ki ben bırakıyorum diyor, gidiyor mesela. Kesinlikle. Böyle transfer yapan takımların şampiyonla oynama şansı var mı sence? Mümkün değil ya. Mümkün değil ne oynadığını da oturtamazsın. Yani bir bakıyorsun hiç tanımadığın bir oyuncu veya tanısan da istemediğin bir oyuncu geliyor. Türkiye'de teknik direktör olmak çok zor. Bazen bazı arkadaşlar mesaj atıyor. Abi teknik direktörlük yapmayacak mısınız falan. Yapmayacağım tabii. Oyuncu kadrosuyla değil <laughs> yöneticiyle uğraşmak daha zor. <laughs> Doğru. Hocam biliyor deniyor işte bazen konuşuyoruz. Başımıza hani, geldi tabii. Yani. Neler neler yani. Antonio Keben'in açıklamalarına bakalım. Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağdan mutlu ayrıldık. İstediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok kazanabildiğimiz için kazanmak istiyoruz. resmen bitene kadar asla bitmemiştir. Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek. O an topu koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Vişça'ya da güzel bir asist olmuş oldu. Bu arada hani Vişça'nın da eee tamam orada bir sihirbazlık yaptı da o topu o kısa sekansta uzak noktaya göndermek de bir beceri. İşte Kasıpaso'ya attığı gol mesela. dolayısıyla da o yani hep diyoruz ya yıldız oyuncular Kesinlikle. Yıldız ya yani yıldız. Yani net vuruşları var. Yani sağ ayakla da nasıl vuruyorsa sol ayağında bir de o çok kısa mesafede yani çok fazla durdurdu topu hemen vurdu. Çok temiz vurdu yani. Çok sert de olmasa teknik açısından çok doğru bir vuruş yani. Vakahemin çalılmazdı. Vakahemin çalım attığı oyuncuların içerisinde oyuna yeni giren var. Savunması iyi olan stoper var. Bek var. var. Yani o kadar oyuncunun bir topa dokunamadan topu kornere ya da taça vuramadan o kısa mesafede çalım yemesi demiyorum ama topu vaka yemeden alamayışı gerçek anlamda bir sihirbazlık ya. Kesinlikle. Bak bunun çok benzerini İstanbul'da Beşiktaş'a yaptı. Aynen öyle. Sıfırda sıfırda oyuncudan içinden geçti. Golü yaptı. Ya da yaptırdı hatırlamıyorum şu anda galiba. Yaptırdı. Yap yaptırdı. Yani bunu ilk defa yapmıyor. Bu bir tesadüf Kesinlikle. değil onu anlatmaya Tabii. çalışıyorum. Kesinlikle. Bu özelliği onun zaten. Sen Karayas yaparsak kimi yazacağız falan... Fazlasın Abi vakaya mı vakasete şey yazayım dördüncüsünü düşüneyim ben mesela. Uğurcan'ı yazmadı mesela. Niye ya, işte dördüncüsünü <laughs> düşüneyim. Tabii ki Uğurcan'ı yazarsın falan ama en azından o kare çok aday çıkartıyor Trabzonspor. Çok aday var yani. Beşiktaş'ta geçen sene Roziye Gezal, işte Atiba, Abu Bakar. Beşinci sen çok zorlamayabilirsin ama Trabzonspor'da dört formaya on aday var orada. Yusuf Sarılar'la maç kazanıyordu. Fenerbahçe evet. derbisini öyle kazandı mesela. Evet çok o, oyuncu var işte Erman hani belli sekanslarda belli haftalarda o kadar çok oyuncu dokunduk ki biz Türkiye ki, Kupası kazandık. Biz Türkiye Kupası kazandık. Sonra ben başka yere transfer oldum. Akçabat'a gittim. Peşimden Türkiye Kupası primini gönderdiler Trabzonspor o zaman. Tahmin ediyorum şampiyonluk primi konusunda devre arasında giden oyunculara da para gönderecekler. Haklı olarak. Mesela Yusuf Sarı şampiyonluk primini Tabii belli düzeyde hak eden oyunculardan bir tanesi. Devam edeceğiz. Hemen kameralarımızı Trabzon'a çevirelim. Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağalı konuşuyor. Lig sıralamasına bakarsak ligin sıralamasındaki ilk dört takım bu sene